Değil mi? Şimdi bunlar bizim aslında böyle sorular var. Yani piyasadaki kitaplarda filan. Newton gibi bir ustanın böyle bir soruyu yazmış olması rahatsız ediyor onu. Kaç koyun? 24 akrilik. Bu akrilin ne olduğunu söyleyeceğim. Alandaki otları 18 haftada tüketir. Bu bir alan ölçü birimi arkadaşlar. 4000 küsur, tam 4067 ne? Yani dönüm gibi düşünün. Bir dönüm ne? 1000 metrekare ya. Yani bunu da öyle çok önemi yok bunun. İşte 3 tam bu 3 tam 1 bölü 3 de kitabı orijinalinde böyle 10 bölü 3 akre. 10 bölü 3 dönüm deyin ona. O önemli değil. Soru bu. Bu aritmetika kitabından soru bu. Yani şöyle soru. Otlar bir taraftan büyüyor. Bir taraftan koyunlar da otları yiyor. Nasıl çözersiniz? Çözüme başlangıç için bir ipucu vereyim ben size. Bu üç bilinmeyen var. Tabii burada hani biraz daha ipucunu ilerleteyim. X, Y, Z'yi bulmayacaksınız. X, Y, Z'yi kesin olarak bulamazsınız ama kat olarak bulursunuz. Oradan da buraya gelirsiniz. Denklem kuracaksınız. Şöyle yapalım. 15 dakika. 15 dakika sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Düşünün, denklemleri kurun, çözmeye çalışın. Şimdi 12 koyun 10 bölü 3 akrelik alanı 4 haftada o cümlenin bir denklemini kuralım. Şimdi 1 akrelik alandaki ot miktarını x demiştik ya. 10 bölü 3 akrelik alandaki ot miktarı nedir arkadaşlar? 10x bölü 3 müdür? Otların tümünü önce bir koyacağım. Ondan sonra onların koyunların yediği miktarı eşiteceğim. Mesela bu fikir geldi mi aklınıza? Bu geldiyse aslında yapmış olmanız lazım. He? Denklemleri kurdun mu? Tamam. Bence çözmüşsündür. Çünkü ondan sonrası artık işin ne diyelim kırtasiye tarafı. Yani o önemli değil. Önemli olan bu denklemleri kurmak. 10x bölü 3 kadar ot var. Bir de buradan da ot geliyor yalnız. Z bir haftada bir akredik alanda yetişen ot miktarı. 4 haftada 10 bölü 3 akredik alanda yetişen ot miktarı da 4 bölü 3 çarpı 10 bölü 3 çarpı 4 çarpı Z. Çünkü bir haftada bir akredik alanda yetişen ot miktarını Z dediysem bir haftada bir akrede Z kadar varsa 4 haftada 10 bölü 3 akrede 10 bölü 3 çarpı 4 çarpı Z olacak. Bu eşit olacak. Şu koyunların yediği ota. Daha birinci satırdayım yani. Şimdi ne demiştim? Bir koyun bir haftada Y kadar ot tüketiyordu. 12 koyun 4 haftada ne kadar tüketir? 12 çarpı 4 çarpı Y. Buna eşit. Aynı şeyi burada yapacağız. Bir akredeki ot miktarı x ise 10 akrede 10x. Artı 9 haftada 10 akrelik alanda 10 çarpı 9 çarpı kaça eşit bu? Koyunun yediği ota eşit. Bir koyunun bir haftada tükettiği Y idi. 21 koyunun 9 haftada tüketeceği 21 çarpı 9 çarpı Y. Şimdi böyle bu iki satır bana bu iki denklemi veriyor. Üç bilinmeyen var. İki denklem çözülmez tabii. Biz de zaten çözmeyeceğiz. Ama bir de şu soru cümlesini de denkleme dökelim. Kaç koyun diyor? Buna A adını takayım. A koyun olsun. A koyun. Onu da böyle yazalım. Bir akrelik alanda x ise 24 akrelik alanda 24x vardır. Artı
bir haftada bir akrilik alanında Z kadarsa 18 haftada 24 akrilik alanda 24 çarpı 18 çarpı Z eşittir. Bir koyunun bir haftada tükettiği ot miktarı Y ise A koyun 18 haftada A çarpı 18 çarpı Y kadar. Ben şimdi buradan A'yı arıyorum. A'yı bulursam zaten A'yı istiyor soru. Şimdi oynayalım bu denklemlerle. Şu üçleri ben sevmedim. O üçleri bir yok edelim. Şu 10x artı 40z eşittir. Kaç bu? 48. 144y. Şunu arkadaşlar bir daha şuraya yazayım. Hata yapmamak adına. Son günlerde hata yapıyoruz. 90z. 21 çarpı 9 ne yapıyor? 189y. Şimdi şu ikisini çıkaralım taraf tarafa. Çıkaralım. 10x'ler gidiyor. 90z'den 40z çıkarsa 50z. 189'dan kaç? 45 mi? 45'ye. 9'la da kaçla sadeleşir? 5'le. 10z 9y. Şimdi benim amacım bunları tek değişkene bağlamak. Yani z 9'un katı bir sayı. Z 9k, y de 10k. Z eşittir 9k. Y de 10k. Şimdi herhangi bir yerde götürelim yazalım da x'i de k cinsinden bulalım. 10x artı 40 çarpı z yerine 9k yazıyorum. Eşittir 144 çarpı y yerine de 10k yazıyorum. Şu sıfırları atalım. 10'a bölelim her tarafı. X artı 36k 144k. X ne oluyor? 108 mi oluyor? Tamam. Şimdi bitti soru. Ama artık buraya kadar geldik. Sonucu da bir bulalım ya. Z yerine götürelim 9K. Y yerine 10K. X yerine de 108K yazalım. Şurada. A'yı bulacağız. Eşittir 10K çarpı A. 144. 216. 360 eşittir 10A. A 36. Evet. Böyle yani Newton'un hazırladığı bir soruyu çözmüş olduk.